Vay vay vay. Ne yiğit gençler, ne sevecen delikanlılar varmış burada. Kolay gelsin. Ne yapıyorsunuz burada? Öğle yemeğimiz için süt ısıtıyoruz. Afiyet olsun. Söyleyin bakalım, davetsiz misafir ister misiniz? Siz kimsiniz? Burada ne arıyorsunuz? Komşu köydenim. Çoban değilim ama ara sıra koyunlarımı otlatmaya çıkarırım. Size ne oldu böyle? Galiba varlığım sizi pek memnun etmedi. Etmeli miydi? Haklısınız. Bir yabancı görmek hiç kimseyi memnun etmez. Doğrusunu isterseniz ben sizin için buraya geldim. Sizi görmek beni çok ama çok şaşırttı. Siz bizi tanıyor musunuz? Aa evet. Bütün civar köyler Peygamber Yakup'un çocuklarını tanır. Peki niye bizi gördüğüne şaşırdın? Çünkü dün gece sizi rüyamda gördüm. İnanılır gibi değil. Dün sizi rüyamda gördüm. Bugün de uyanıkken görüyorum. Tuhaf değil mi? Evet, dinlemek isteriz. Hadi anlat bakalım. Doğrusunu isterseniz çok tuhaf bir rüyaydı. Hiçbir şey anlamadım. Rüyamda sizi 10 kardeş olarak gördüm. Tahterevan'da bir çocuk taşıyordunuz. Sanki hepiniz köle, o da sizin efendinizdi. Bazen sizi çocuk arabanın içindeyken arabaya koşulan 10 at gibi görüyordum. Bazen de o çocuğu bir tahtın üzerinde oturmuş, sizler de ayakları prangalı bir halde onun için çiftlik ya da çobanlık yapıyordunuz. Galiba rüyamı anlatmakla sizi rahatsız ettim. Rüya önemli bir şey değil, fazla ciddiye almayın. İyisi mi, ben gideyim. Ne iğrenç bir yüzü vardı. Evet, haklısın. Çoban nereye gitti? Bu hızla buradan gitmiş olması mümkün değil. Birdenbire ortadan kayboldu. Bilmiyorum. Çoban sanki yer yarıldı da içine girdi. Kim olduğunu bilmiyorum. Ama sözleri beni çok düşündürdü. Rüyası Yusuf'un rüyalarına benziyordu.